Çok kıymetli KonTV izleyiciler, İslam Hayat programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Geçen haftadan sorularımız vardı. Programımıza sorularla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Geçen haftalardan sorular vardı. Onları inşallah izleyicilerimizin cevaplandıralım. İnşallah. Kader konusunda Müslüman olmayanlar İslam'ı bulamazlarsa onların cehenneme girmesi nasıl bir durumdur Sayın Hocam diye sormuş bir izleyicimiz. Bir defa başta şunu söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki konuyu bizim düşünmememizi istemiştir. Çünkü bu iki konuyu anlayacak kadar bize akıl verilmiş değildir. Evet. Birisi Allah'ın nasıl olduğu konusudur, öbürü kader konusudur. Bu ikisine biz teslim olacağız ve diyeceğiz ki bu böyledir. Akılla daha fazla bunu izah etmek mümkün değil. Bu iki konuda aklımızı zorlayacak olursak biz kafayı oynatırız halk tabiriyle. Ya saparız ya da sapmadan önce teslimiyet göstererek geri döneriz, dönerse kendimizi kurtarırız. Bu kader konusunda en fazla şöyle söylenmiştir. Öncelikle onu belirtelim. Zaman zaman bize de soruyorlar. Mesela en çok sordukları sorulardan bir tanesi şudur. Evlenmek kader midir, irade midir? Bunu çok soruyorlar. Öte yandan kader değişir mi? Dua kaderi değiştirir mi? Efendim sadaka vesaire şu bu ömrü uzatır mı filan gibi. Geniş bir konu aslında kader değil mi hocam? Çok çetrefilli bir konu. Bunların hepsi kaderle ilgili belli seviyeye kadar bizim aklımızın erdiği kadar ki noktaya olan bilgimizin eksikliğinden bir de daha da ötesini düşündüğümüzden aklımızı bu konuda zorladığımızdan çıkmaza giriyoruz ve bunlar kafamızı meşgul ediyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki kader konusunda Allah Teala bu kaderi yazarken şöyle şöyle olsun diye emredici vasıfta yazmamış. Şöyle şöyle olacak diye haber verir gibi yazmıştır. Burayı bir daha izah edeceğim. Tekrar izah edelim, evet hocam. Özellikle İmam-ı Azam El-Fıkhul Ekber adlı risalesinde bu konu için der ki وَلَاكِنَّهُ وَلَاكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ der. Yani Allah Teala kaderi vasıfla yazmıştır, hükümle değil. Ne demek bu? Olacak olayları haber verir gibi, tasvir eder gibi, anlatır gibi yazmıştır. Yoksa emredici olarak değil. Yani mesela Fatih filan dakika filan saniyede şunu söylesin, şunu yazsın diye değil, şunu yazacak, şunu söyleyecek şeklinde haber verir gibi yazmıştır. Peki arada ne fark var? Eğer Allah Teala kaderi emir verir gibi yazsaydı, insanlar kaderdekine mecbur olurdu. Dolayısıyla neticede sorumlu olmamaları gerekirdi. Sadece sorumluluğu düşünmeyelim. İyi bir iş yaptıkları zaman da bunun mükafatını almamaları gerekirdi. Çünkü Allah emretti, o da emrin dışına zaten kul olarak çıkamayacağı için onun neticesinden de sorumlu olmayacaktır. Normal bu. Ama Allah şöyle şöyle olsun diye emredici şekilde yazmamış. Şöyle şöyle olacak. Yani haber verir gibi yazmıştır. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela gökbilimciler ayın tutulmasını, efendim güneşin tutulmasını yıllarca öncesinden hesap edebiliyorlar. Ve diyorlar ki mesela efendim filan yıl filan gün filan saatte tam güneş tutulması olacak. Filan filan yerlerden de görülebilecek. Gerçekten de o dakika o saat geliyor ve güneş tutuluyor. Şimdi soralım. Onlar yazdığı için mi güneş tutuldu? Güneş tutulacağı için mi onlar yazdı? Evet, çok güzel bir örnek. Onlar yıllar önce bunu yazdıkları için mi güneş tutuldu? Onların yazdıklarının dışına çıkamadı da tutuldu?
Yoksa güneş tutulacağı için mi onlar önceden yazdı? Elbette güneş tutulacaktı. Hı hı. Onlar önceden hesabını, kitabını tespit ettiler ve haber verir gibi yazdılar onu. Yoksa güneş tutulsun diye yazmadılar. Güneş tutulacak diye yazdılar. İşte kaderi de Allah Teala haber verir gibi yazmıştır. Dolayısıyla insanlar kendi iradeleriyle neyi yapacaklarını tespit ederler, yaparlar. Allah ezelde bizim hangisini seçip hangisini yapacağımızı bildiği için, hı hı, haber verir gibi kaderi öyle yazmıştır. Ya. Bu soruda bu şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla insan yaptığından sorumlu olacaktır. Çünkü Allah emrettiği için değil, Allah haber verdiği için onu yazdı. Bir defa ana mesele budur. Bundan daha ötesini düşünürseniz aklınız yetmez. Yani derseniz ki Allah dilemedikçe insan da dilemez. Efendim Allah dilemedikçe, Allah murad etmedikçe insan niyet etmez filan gibi. Öteye doğru gittiğiniz zaman orada şaşırır kalır ve sapıtırsınız. Şartlatır çünkü. Tabii. Kaldırmaz. Şimdi gelelim, evet, o öbür soruları da cevaplandırırım ki. Evlenmek kader midir yoksa efendim irade midir? Çokça sorulan bir soru, evet, ve merak edilen bir, evet, soru hocam. Şimdi az önce söylediğimiz gibi Allah filan filanla evlenecek diye yazmıştır. Doğrudur yani. Allah yazgısı derler ya, yazmıştır. Ama Allah yazdığı için bu kişiler evleniyor değil. Bunlar birbirlerini beğenip evlendikleri için, evlenecekleri için Allah önceden onu bildiğinden öyle yazmıştır. Yoksa filan filanla evlensin diye emir vermemiştir. Haber vermiştir. Onlar iradelerini kullanacaklar. Evlenecekler. Ben de ezelden beri biliyorum. Onlar evlenecekler diye yazıyor. Anladım. Bu şekilde anlatılması gerek. Peki kader değişir mi? Ya da dua, efendim sadaka kaderi değiştirir mi? Sadaka ömrü uzatır diye bir hadis-i şerif, evet, var. Evet. Nasıl uzatır ya da uzatır, tabii, mı? Tabii ki. Şimdi bu meseleleri insan merkezli düşünürseniz çözemezsiniz. Ama Allah merkezli düşünürseniz çözersiniz. Şöyle ki, kader değişmez. Kaderin değişiyor olduğunu söylemek haşa Allah'ı bilgisizlikle, eksiklikle itham etmek anlamına gelir. Yani şöyle, diyelim ki apaçık televizyonda ben birini dinledim. Adam diyor ki 40 yaşında mesela hastalandı. Ameliyat oldu ve kurtuldu. Ameliyat olmasaydı 40 yaşında ölecekti. Dolayısıyla ömrü 40 seneyken 50'ye 60'a uzamış oldu filan. Ve bunu da söyleyen koskocaman İslami ilimler tahsili yapmış bir hoca söyleyebiliyor bunu. Bu şekilde söylemek haşa Allah'ı eksiklikle efendim itham etmek anlamına gelir. O adamın ömrü 40 olarak yazıldı da, 40 yıl olarak yazıldı da tedavi olduğu için 50'ye 60'a uzadı değil. Biz insan olarak böyle düşündüğümüz için bize öyle geliyor. Halbuki Allah merkezli düşünsek, Allah Teala o kişinin 40 yaşında hastalanacağını, ameliyat tedavi olacağını, dolayısıyla ölmeyeceğini, ömrünün bilmem 50 sene 60 sene olacağını önceden biliyordu ve 50 sene 60 sene olarak yazdı. Yoksa önce 40 sene olarak yazdı. Haşa, hastalanınca tedavi olacağını Allah bilmiyordu. Tedavi oldu. Allah'ın bilmediği bir şey. Ha, ben bunu bilmiyordum. Öyleyse 40'ı sileyim yerine 50-60 yazayım öyle diye olmuş şey değil. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla ömür önceden beri 50-60 sene olarak yazıldı. Bu adamın 40. senede tedavi olacağını ve daha da yaşayacağını Allah biliyordu. Kaderi ona göre yazmıştı. Öyleyse efendim sadaka tabii ki ömrü uzatır. Allah kaderi yazarken o kişinin zamanında sadaka vereceğini, dolayısıyla bunun ömür uzunluğuna etki edeceğini Allah ezelde biliyordu. Ve sadaka vereceği için ömrü uzun yazmıştır. Yoksa sadaka anına kadar Allah Teala haşa bilmiyordu. Evet. Sadaka vereceğini bilmiyordu. Sadakayı verince ha ben
bunu düşünemedin. Öyleyse ömrüne bir 10 sene daha ekleyelim filan. Öyle bir şey yok. Yani biz insan merkezli kaderi düşündüğümüzden ve aklımız da hepsini kavrayacak seviyede olmadığından burada apışıp kalıyoruz. Kaderi Allah merkezli düşünmek lazım ve belli bir yere kadar aklımızın ereceği, ondan öte aklımızın ermeyeceğini bir defa kabullenmemiz gerekir. Bu, kader bu. Bu minvalde o zaman izleyicimiz sorusu öyleyse, da dediği gibi değil mi? Yani dünyanın herhangi bir yerinde Hristiyan olabilir ya da başka bir dine mensup olabilir. Hani biz Müslümanız elhamdülillah çok şükür ama onlar İslam'la tanışamadı, tanışmadı ya da işte onlar cehenneme gidecek, biz cennete gideceğiz. Tamam. Bu nasıl olur? Şimdi bizim cennete gireceğimiz garanti değil. Yok, değil ama hani Müslüman olarak öyle inanıyoruz. O adamın cehenneme gideceği de garanti değil. Bu takdiri ilahi. Şimdi biz insanlar bir de Allah'ın işine çok karışıyoruz. Bu ahiretle ilgili bir iştir. E ahiret işine niye karışıyorsun? Allah elbette adildir. Ne yapacağını en güzel o bilir. Öyleyse Allah'ın işini Allah'a bırakalım. Biz bunlara kafayı yormayalım. Sahabinin birisi kıyamet ne zaman kopacaktır diye sormuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz diyor ki sen kıyamete ne hazırladın? Öyle ya sen kendini düşüneceksin. Yani kendi halini düzeltmeye çalışacaksın. Ne yapacaksın sen kıyametin ne zaman kopacağını? Sana verilmiş sınırlı bir ömür. Bu ömürde sen ahiretin nasıl kazanacaksın diye düşünmen lazım. Hazırlık yapman lazım. Yoksa senin ömrün bittiği zaman öldüğünde kıyamete ertesi gün kopmuş. Ha bilmem kaç yıl sonra kopmuş seni ne ilgilendirir? Yani çok kafa yormamak yani biz, mı lazım bu tarz sorular? Hayır biz bir de hem kafa yormayacağız hem de kendimizi ilgilendiren şeylerle uğraşmamız gerekir. Mesela ne ilgilendiriyor? Allah'ın ilgilendirdiği şey, Allah'ı ilgilendiren şey bizi ilgilendirmez. Yani mesela namaz aklımız kılmıyorsak vermez. Namaz kılacağız gibi. Sana ne denmiş? Günde 5 vakit namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Haram yemeyeceksin. Kul hakkına girmeyeceksin. Hayır hasenat işleyeceksin. Günah kebaire girmeyeceksin. Peygamberlere vesaire iman edeceksin. Kur'an'a daha önce indirilmiş kitapları, sayfaları inanacaksın. Sana düşen budur. Boyun eğmektir. İşittik, itaat etmek demektir. Daha da haddini aşan diğer konularını düşünmemektir. Orasını Allah'a bırakacaksın. Yani Sibirya'daki bir domuz çobanı çocuğa ya niye Müslüman olmadı, niye Hristiyan oldu diye düşünmek bizim şeyimiz o değil. O bizim işimiz değil. İşimiz değil. Bize düşen tebliğ yapmaktır. O çobanı bulup şöyle şöyle bir peygamber gelmiş bulunuyor. Ona verilmiş bir kitap var Kur'an-ı Kerim. Bunun mütevası şudur, iman esasları vesaire şudur diye tebliğde bulunmaktır. Bize düşen bu. Hı hı. O kişi inanır veya inanmaz. İnanır güzel bir yola girerse karşılığını görür. İnanmaz kötü yolda devam ederse yine karşılığını görür. Bunun örnekleri de çok bu kadar. Yani tabii Müslüman bize, olan. Bize Hristiyanlar. Haddimiz olmayan şeyleri düşünüyoruz. Sana ne? Bize düşen tebliğ yapmaktır, tabii uğraşmaktır, mücadele kimse etmektir. Kimse diyor ki Allah niye başka peygamber göndermedi? E sana ne? Allah öyle istedi, öyle yapacaktır. Bu seni ilgilendirmiyor ki. Allah sana mı danışacaktı? Yani gönderdiği peygambere iman hiç etmek gerekiyor. Allah'ın istişare ettiği bir ekip var da sen de onlardan mı olmak istiyorsun? Öyle bir şey yok. Allah dilediğini yapar, sen de ona uyarsın. Niye efendim peygamber göndermedi? Öyle söyleyenler var. Şu dönemde öyle mi evet. Hocam? Niye efendim peygamberimizin bir miraca çıkardı da 5 vakit namazı doğrudan emretmedi? E sana ne? Allah öyle istedi, öyle yapar. Sanki sen diğer emirleri Cebrail vasıtasıyla tebliğ ettiği zaman ha şimdi oldu, Miraç'taki kafama yatmadı demekle kendini kurtaracak mı zannediyorsun? Allah istediğini yapar. Sana ne? O zaman biri çıkar. Hı hı. Niçin Mekke'den birine son peygamberliği verdi de mesela İstanbul'dan birisine vermedi? İstanbul o zaman dünyanın merkezlerinden bir tanesi. Bizans'ın baş şehri. Süper bir devletin bilmem nesi. Kültürün en ziyade, en üst seviyede okutulduğu, öğretildiği, ehli kitapla ilgili bütün kitapların bulunduğu her neyse bir kültür merkezi, efendim sanayi merkezi o zaman için, efendim bir medeniyet merkezi vesaire. En için ta kuş uçmaz, kervan geçmez bir çölün ortasından bir insana peygamberliği verdi. Senin soru buna benziyor. Bu seni ilgilendirmez ki.
Allah öyle istedi, rahmetini istediğine verir, fazileti istediğine verir, peygamberliği istediğine verir. Bu da seni ilgilendirmez. Durum bu. Evet. Cevap bu. Evet. Diğer bir izleyicimiz, Kur'an-ı Kerim'i tefsir edip yazıp onu parasıyla satmak caiz midir? Şimdi, ücret alması bundan dolayı. Şimdi bunu sadece tefsir ya da Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak konuşmayalım. Dini ilimlerin hepsi için konuşalım. Dini ilimlerin tahsili toplumun görevidir. Toplum bunu kendi kendine yapmak durumundadır. Kendi kendine toplum yapmıyorsa, içlerinden birilerini bu işle vazifelendirip ya da bu konuda yetişmiş birinin bu işe tahsis edilerek, toplumun da onun geçimini temin ederek bunu yerine getirmesi doğru bir olaydır. Dolayısıyla bir adam diyelim bir kitap yazmıştır, herhangi dini bir kitap yazmıştır. Bunu Müslümanlara efendim duyurup bilgilendirmek için yazmıştır. Yanı sıra da tabii emeğinin karşılığını alacaktır. Emeğinin karşılığını hem dünyada Allah Teala isterse ona ikram eder, hem de dilerse ahirette ikram eder. Bu normal bir şeydir bu. Hocam merhaba, bir devlet kurumunda işe girmek için bütün aşamalardan geçerek sözlü mülakata 23 kişi arasında girdim ve sadece 8 kişi alınacak. Şimdi ben halk arasında torpil olarak bilinen referans adı altında mevki makam yönden yüksek birinden yardım istemeli miyim? Benim bu yaptığım kul hakkına girer mi, yoksa kendim hakkımı korumalıyım? Şimdi referans iki türlü olur. Bir, adam seçileceği zaman bir işe ehil kimdir diye o işin ehli tespit edileceği zaman tabii ki yetkili makamın bilgi edineceği yerler vardır. Bu bilgi edineceği yerlere insanın kendisini tanıtmasında bir sakınca yok. Hani CV'nizi bir gönderin filan derler ya, hani evet, bir dosya hazırlarsınız. Hayatınızı özetlersiniz. Şunları şunları yaptım. Efendim elimden gelen beceriler şunlardır. Şu kadar çalıştım. Kendinizi tanıtmak amaçlı referans tabii ki olacaktır. Bu normaldir ve ülkeye hizmet düşünülecekse olmalıdır da. Bu olmalıdır. Ama diyelim ki bir başkasının hakkı iken bir daha da bir başkası devreye giriyor ve haksızlıkla sonradan geleni ileriye geçirerek başkasının hakkına engel olunuyorsa bu caiz değildir ve kul hakkına girer. Buna teşebbüs eden de, efendim bunu böyle yapan da sorumlu olur. Allah katında tabii ki bunun hesabı verilecektir. Evet. Ama bilgi, tanıtım, referans, tekrar söylüyorum, o ayrı. O olmalıdır ki ülke ehil olan insanları seçebilsin, başa getirsin ve hizmet temin edilebilsin. Eyvallah. Evet. Bir diğer izleyicimiz... Benim bacanam bir ev alacak. Babası kendi evini sattı ve kardeşlerin hakkını verecek ama kardeşlerin gönlü yok. Bu durumda ne olur hocam diye sormuş. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, babalar eğer çocuklara bir şeyler vereceklerse çocukları birbirine düşman etmemek, çocukları birbirine düşürmemek şartıyla ancak bir baba kendi malını çocuklar arasında dağıtabilir. Gönül alarak. Yoksa birini diğerine düşman ederek, birini kayırarak, diğerleri ne haliniz varsa görün diyerek, arada münafereti, efendim karşılıklı düşmanlığı meydana getirecek şekilde dağıtım İslam'da yoktur ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamamızı bize emir buyurmuşlardır. Bu arada diyelim ki bir çocuk vardır, annesine babasına çok iyi bakıyordur. Öbürleri vardır, hiç bakmıyordur, sen kimsin filan diye de sordukları yoktur. Elbette bu baba ve ana kendilerine iyi bakan kişiye bakımının ücreti olarak hiç değilse hayattayken bir takım bağışlar yapabilir. Hayattayken diyoruz bakınız. Öldükten sonra bunlara vasiyet caiz değildir. Varislerden herhangi birine yapılan vasiyet geçersizdir. Geçersizdir. Ama hayattayken bağış, o dediğim bazı makul sebeplerle, meşru sebeplerle bağış yapmak tabii ki caizdir ve makuldur. Ama ne kadar hocam, belli bir şey bunun var? Bunun bağışın bir miktarı yoktur. Şu var, ölçü şu.
diğer çocuklara küstürmeyecek, düşman etmeyecek ve diğer çocukları elin eline bakacak şekilde bırakmayacak. Böyle olmamak kaydıyla insan bir ayar yapar. Tabii ki her insan bunun ayarını yapabilir kendisine göre. Vicdanen tabii. Tabii vicdanen bu şekilde bir onların da gönülleyerek bunu yapabilir. Evet. Sayın Hocam, Ocak ayından itibaren çalışanlardan zorunlu kesilecek olan bireysel emeklilik sistemi ile ilgili düşünceniz nedir diye sormuş. Şimdi bireysel emeklilik zaten emeklilik değildir. Hı hı. Onu başta belirtelim. Adını emeklilik koymuşlar ama kendisi emeklilik değil. Ortada emeklilik diye bir olay yoktur. Emeklilikten biz ne anlıyoruz? Belli bir zaman prim ödersiniz, ödemeler yaparsınız. Süreniz dolduktan sonra maaşa bağlanırsınız. Ölünceye kadar maaş alırsınız. Emeklilikten insanımızın anladığı bu. Ama bireysel emeklilik denilen şey bu değil. Bireysel emeklilik denilen şey para biriktirmedir ve belli süren sonra biriktirdiğin parayı geri almadır. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey değildir. Yani nasıl ki paran olduğu zaman gidip bir hesap açtırıyorsun bir bankaya. Orada biriktiriyorsun. Orada paranı biriktiriyorsun. Belli süre sonra da istediğin zaman nasıl çekiyorsun? Bireysel emeklilik de böyledir. Kendilerine söylüyoruz, bak adını yanlış koyuyorsunuz. Bu iş için de emeklilik yok. Halk yanılıyor. Emeklilik diye bir olay yok bunda. Para biriktirmedir. Devlet de bu parayı belli şartlarda biriktirene biriktirdiğin %25'i kadar ilave yapıyor. Bu da caizdir. Bir sakınca yoktur. Belli süre sonra devletin yatırdığı %25 ile kendi yatırdığı %75'in toplamını bir de çalıştırılan yerde bir kar geldiyse üstüne kar ile birlikte onu alıyor. Karını alırken ister toplu alıyor, isterse takside bağlayarak alabiliyor. Netice-i kelam emeklilik diye bir olay söz konusu değil. Parayı tasarruf etme, parayı biriktirme olayı vardır. Öyleyse diyoruz ki paranız olduğu zaman nereye yatırmayı caiz görüyorsanız oradan bireysel emeklilik yaptırabilirsiniz diyoruz. Bir de devlet zorunlu olarak herhalde yılbaşından itibaren böyle bir kesinti yapacak hocam. Hayır, devlet zorunlu olsa da yapsa da yapmasa da bu caizdir. Sorun yok. Para biriktirmedir diyoruz biz. Adı da para biriktirme yani. Para biriktirme, adı para biriktirme değil. Kendisi para biriktirmedir. Adı bireysel emeklilik. Adı bir emeklilik koymuşlar. Evet, bu adı yanlış konmuş. Şimdi anlaşıldı. Evet. Emeklilik değil. Evet. Daha önceden de işlemiştik bunu zaten. Levh-i mahfuz dua ile değiştirebilir mi hocam? Bu da kaderle ilgili aynı öyle bir şey. Evet. Dua ile filan bu değişmez. Yani dua ile şöyle kader diye anlayalım. Levh-i mahfuz değil de kader. Dua ile değişir mi? Değişmez. Niye? Çünkü kader yazılırken senin yapacağın duayı Allah biliyordu. Ona göre yazmıştı zaten. Evet. Yazılan bir kader sonradan değiştirilirse haşa Allah onu daha önceden kestiremedi, bilemedi. Ha ben farkında değildim, böyle de mi olacaktı diye değiştirmeye benzer. Bu Allah'ı haşa ilminin eksikliği, kudretinin eksikliği şeklinde bir sonuç verir ki bu yanlış olur. Evet. Yine kaderle ilgili hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde eğer İsrafil, Mikail, Cebrail ve Hamele-i Arş'ın aralarında ben de bulunsam ve sana dua etsem gene senin için yazılan kadına evlenirdim buyurmuş. Bunu nasıl anlamalıyız hocam? Diye. Az önce anlattık. Yani evlilik konusunu. Az önce anlattık. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Yani insan evlenirken iradesini kullanarak eşini seçer. Allah Teala kaderi yazdıysa senin daha önce neyi seçeceğini bildiği için yazmıştır onu. O yazıldığı için sen onunla evleniyor değilsin. Sen evlendiğin için kader öyle yazılmıştır. Hmm. Evleneceğin için kader öyle yazılmıştır. Tabii kaderle ilgili olunca hani izleyicilerimiz soruyor. Tabii. Evladın, ebeveynin istemediği birisiyle evleniyor bir evlat. Ana babası kabul etmiyor. Kader midir diye sormuş. Bir de evladı affetmeyen babaya nasıl hitap ederiz diye sormuş. Ne yapıp babanın affetmesi için uğraşılır. Buna rağmen muannit davranıyor da affetmiyorsa yapacak bir şey yoktur. Ne yapalım yani? Bir evlada intizar etmek günah mıdır? Hangi duayı okumalıyım? Bazen kızıp intizarda bulunuyorum evladıma ne yapmalıyım diyor. Evlada beddua
etmekten son derece sakınmak gerekir. Son derece sakınmak gerekir. Beddua edeceğine, ıslahına dua edeceksin. Beddua ettiğin zaman belasını bulduğunda sen sevinecek değilsin, yine de üzüleceksin. Öyleyse üzüntü üstüne, üzüntü ya dua edeceğine, beddua edeceğine, üzüntünü geçeceği şekilde ıslahına dua et. Evet. Evet. Teheccüd namazı imsak saatine kaç dakika kalınınca kılınır diye sormuş hocam izleyicimiz. İmsak dakikası demek, şafak vakti demektir. Tan yerinin ağarması demektir. Teheccüd namazı imsak dakikasına kadar kılınır. İmsak dakikasına kadar kılınır. Peki bu yaklaşık olarak ne kadardı onu da söyleyelim. Yaz kış arasında çok fark yok ama yine de 15-20 dakika oynayabilir. Yaklaşık olarak güneşin doğuşundan 1,5 saat öncedir. Yaklaşık olarak demek ki güneşin doğuşundan 1,5 saat öncesine kadar biz teheccüd kalabiliriz. Evet. Evet. Bir izleyicimiz, iyi akşamlar hocam. Az önce kader konusunda Allah dilemeden biz dileyemeyiz dediniz. Bunu anlayacak akıl bizde yok dediniz. O zaman şu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Ma teşâ'ûne illâ en yaşa Allah. Açıklar mısınız? Aynı şey. Allah Teala benim dediğimi, az önce söylediğimi söylüyor. Ben de zaten o ayeti aktarmış oldum. Evet. Bunu aklımız ermez diyoruz. Onun için aklı burada zorlamayacaksınız. Evet. Buna dair izahlar yapılmış mı? Geçmişte alimler tarafımızdan yapılmıştır. Şöyle. Ya bu biraz daha şöyle hani şey yaparsın. İmam Azam şöyle bir açıklaması var. Kalmış olabilir. Şöyle bir açıklaması var. Allah her şeyi diler. İyi de kötüyü de diler. Ama insanların kötüyü yapmasına rızası yoktur. Dolayısıyla insanlar kötüye niyet ederler. Allah Teala onların niyet ettiği için kötüyü yaratır ama rızası yoktur. Yani insan kendi mi istiyor o anda kötüyü? Kendi yapıyor, kendi istiyor. O istediği için Allah yaratıyor. Allah yaratıyor, Allah dileyerek yarattı ama razı olmadı. Evet. Razı olmadı. Mesela Allah imanı da küfrü de yaratmıştır. Ama peygamberler de göndermiştir. Tabii. Allah imanı da küfrü de yaratmıştır. Her ikisini de dileyerek yaratmıştır. Ama küfre rızası yoktur. İnsan kendi iradesiyle küfrü seçerse Allah'ın razı olmadığı bir şey seçmiştir ve cezasını çekecektir. Yani şöyle baktığımızda Efendimiz üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ikisi de var. Efendimiz tebliğ ediyor ama o Mekke'deki müşrikler bilerek ve bilinçli olarak İnsanlar kabul etmiyor. İnsanlar iradelerini kullanarak tabii, küfrü seçiyorlar. Evet. Allah'ın buna rızası yoktur. Allah'ın küfrü yaratması o insanı kendi haline bırakmasıdır. Kendi hani ne halin varsa gör deriz ya hani biz. Ya imtihanın da zaten tabii, şey bu. Allah Teala o insana madem ki kötüyü irade ediyorsun, istiyorsun. Al ne halin varsa gör diyor. Ne halin varsa gör dediği zaman insan zaten küfre doğru gider. Yani şunu anlamak o zaman buradan çok yanlış olur. İşte içki içen bir adam ya kaderde zaten yazılıymış. Yok öyle, öyle şey yok. O şeytani bir söz. Şeytani bir söz. O şeytan söyletiyor. Yani insan kendi onu tercih ediyor, tabii, istiyor. Tabii tabii. Allah Teala. Şeytan istiyor. Onu söyletiyor. Evet. Sana hocam bir izleyicimiz Karatay Yağ Basan Kanal Mezarı'nın arasında düğün salonu yapılıyor. Hocam iki mezarlık arasında düğün salonu yapmak doğru mudur? İkisinin arası 50 metre yok diyor. Mezarlıkların yanında ya da yakınlarında öyle diyelim. Düğün salonu yapma konusunda herhangi bir sakınca yok. Yani orada yapılan düğünden, çalgıdan efendim oradaki mezarlıktakilerin rahatsız olması diye bir şey yok. Bir de şu var. Düğün salonu varsa her zaman onların içerisinde çalgı ya da gayrimeşru bir şeyler yapılıyor diye bir şey yok. Tabii ki mezarlık ziyareti de belki ona göre çok olacaktır gidenlerden. Evet. Öyle olunca ben bir sakınca görmüyorum. Başka ne denebilir? Bu şey yapılan, düğün salonu yapılan yerde eğer arsası vakıfsa
o vakfa göre de istişare edip de ne yapmaları gerekir diye bir danışmaları gerekir. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Evet. Bir şey daha hatırlatalım hocam. Bu çok önemli. Hı-hı. Tamam yani. Hı-hı. Bakın mezarlıklarla ilgili bile izleyicilerimiz ne kadar duyarlı, tabii, hassas, tabii, çok güzel. Tabii çok güzel. Allah, evet, razı olsun. Dışarıda, tabii, düğünler yapılıyor. Çok gürültülü. Hı-hı. İnşallah bunlar da kaldırılır aslında, artık. Ha, onu söyleyelim esas. Evet. Aslında baştan sona bir düğün programı yapmamız gerekir, hı-hı, burada. Hı-hı. Bir defa çalgı vesaire tabii ki olacaktır. Yani çalgısız düğün olmaz da. Ancak gayrimeşru bir şeyin bulunmaması gerekiyor. İşte çıplak kadını oynatmak gibi, efendim, içki içmek gibi vesaire, bunlar olmaması kaydıyla, bir de kadın erkeğin beraber oynamamaları kaydıyla, tabii ki düğünde çalgı da çalınacaktır. Yerine göre davul zurna da çalınacaktır. Bu normaldir. Bunun günah olacak tarafı yoktur. Ancak belli bir saatten sonra da çevreyi rahatsız etmeme konusunda özellikle titiz davranmak gerekir. Veya ezan okunduğu zaman ara vermek, millet camiden çıkıncaya kadar hiç değilse bir ara vermek, namaz kılanlara saygı duymak, camide namaz kılanların davul zurna sesiyle rahatsız edilmemesi gerekiyor. Bunlara karşı titiz davranılır ve bunda sakınca yok. Esas hatırlatacağım şeylerden bir tanesi de, maalesef bu halledilemedi, düğün konvoyları. Düğün konvoyları öyle sevinç gösterecek, sevince vesile olacak bir şekilde değil, maalesef lanete vesile olacak şekilde yapılıyor. Bundan sakınmak lazım. 100 tane araba arka arkaya gidiyor, hatta çift şerit gidiyorlar. Onların arkasında işi acil olan birisi bağırsa da çağırsa da çatlasa da icabında işinden olabiliyor, yetişemeyebiliyor, çok sıkıntı çekebiliyor. Düğün sahibi çift şeritle yolu kapatmamalı. 100 tane, 150 tane arabayla giderek bir iş yaptığını sanmasın. Aksine sağın solun bedduasını almaktadırlar. Evet, kul hakkına giriyor. Ben şahsen bunlara karşı içimden buğz ediyorum. Buğz ediyorum. 3-4 tane araba gider, medenice gelini alır gelir. Bu 4-5 tane arabanın trafiği aksatması ya da başkasını sıkıntıya sokması söz konusu olmaz. Ama sen tutar da 100 tane arabayı çift şeritle yan yana, 3 şeritle yan yana götürecek olursan, arkadaki gariban da bilmem çok acil bir işine yetişeceğim diye uğraşıp duruyor ve oradan da sana lanet okuyup duruyorsa, beddua edip duruyorsa, bu düğünden hayır keramet gelmez. Yani, çok, evet, önemli. Evet. Evet. Yine izleyicilerimizden daha önceden de bu konuyla ilgili bize de şikayette bulundu hocam. Şimdi düğün salonu deyince hani bu tarz, hı-hı, toplumu üzen, sıkan birçok olay var. Bunlardan bir tanesi de son zamanlarda maalesef baktığımız zaman birçoğuna şahit olmuşuzdur. Sanayilerin içerisinde tekel bayisinden tutun, hı-hı, gazino açmalar. Bu, hı-hı, çoğaldı şu anda, hı-hı, Konya'da. Maalesef yetkililer de buna pek bir şey yapmıyorlar. Hı-hı. Hatta mantar gibi türemeye başladı tekel bayileri. Artık evlerin altında rahatlıkla yani çocukların çok rahat erişebileceği yerlerde çoğalmaya başladı. Bununla ilgili de çok şikayet geliyor aslında izleyicilerimizden. Evet. Bunu da aslında yetkililerde buna duyurmak lazım. Yani toplumun huzurunu bozan şeyler bunlar. Bu içki belası tabii ki bela olduğunu söylemeye gerek yok. Ya da haram olduğunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Müslümanım deyip de içkinin haram olduğunu bilmiyordum diyen bir insan yoktur. Şu ortamda Müslümanım deyip de içkinin haram olduğunu bilmeyen bir kişi, artık ben onu insan olarak görmüyorum. Dinine karşı bu kadar bir haberse onu biz adam yerine koymayız. Herkes biliyor ki bu lanetlidir ve haramdır. Bunu herkes biliyor. Ancak biz içkiyle ilgili şunu hatırlatalım. İnşallah özel program bunu işleyelim. İçki necistir, necis. Bunu içenlerin bunu bilmesi lazım.
Necaset neyse içki de odur. Yani üstümüze dökülse onunla namaz olmaz. Başka bir necaset üstümüze döküldüğü zaman nasıl namaz olmuyorsa, şarap da, rakı da, şu da, bu da sarhoş edici bir şey de üstümüze döküldüğü zaman ondan namaz olmaz. İçenlerin bunun necis olduğunu ayrıca bilmeleri gerekir. Onu kendi programına bırakalım. Evet, geçelim. Özel programda inşallah işlem. Çünkü Konya açısından çok sıkıntılı i̇nşallah, bir durum var. Evet. Bir izleyicimiz, Sayın Hocam bir durumda karar vermem gerekiyor, size danışmak istedim. Kediler varmış 14 tane ve doğaya bırakmak istiyor ama acaba bir şey olur mu onlara, vicdanımla boğuşuyorum diyor. Ne dersiniz? Şimdi evde kedi beslemek aslında benim sevdiğim bir şey ama bu hayvanlar apartmana müsait hayvanlar değil. Yani apartman daha doğrusu onlara müsait değil. Bahçeli ev ise beslenebilir. Rahat rahat dışarıya çıkıp girebilirler. Ama apartman dairesinde bu gibi hayvanları beslemek hem büyük problem meydana getiriyor hem de yani ne diyelim, sıkıntı uygun düşmüyor. Onu söyleyeyim, uygun düşmüyor diyelim. Evin içerisinde köpek beslemek zannediyoruz ki hayvanı sevmek anlamındadır. Halbuki hayvan sevgisi bu değildir. Bu yanlış bir hayvan sevgisidir. Köpeğin memnun kalacağı, öyle diyelim. Duası yani, duası. Sevineceği yer evin bahçesidir, dışarıdır. Evet. Dışarıya ona göre bir yuva yaparsın, o dışarıda durur. Evin içerisine alır da ona insan gibi bir muamele yapar, yatak yapar, üstüne battaniye örter, bilmem şu bu. Köpeğin yaratılışı, doğası buna müsait değil. Dolayısıyla köpeği ya da bir başka hayvanı sanki insanmış gibi düşünerek ona ev içerisinde imkanlar hazırlamak, o hayvanı sevmek değil, hayvana belki de hayvanın şahsiyetini değiştirmektir. Ki zaten o köpeklerin şahsiyeti değişiyor. Doğası değişiyor daha doğrusu. Bu iyi bir şey değil. Evet. Hayvan sevgisi tabii ki olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanlara karşı çok rıfk ile, yumuşaklıkla muamele ederdi ve öyle olmasını öyle hareket etmemizi isterdi, bizden emrederdi. Hatta ayakkabı ile kuyuya inip bir köpeğe su çıkarıp dışarıda köpeği sulayan kişinin cennetlik olduğunu bildiriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece bu hareketle cennete girer mi diye itiraz edenler var. Elbette bu kadın bu köpeğe merhametinden dolayı su içiriyorsa diğer hayatında da merhametlidir ve doğru dürüst hareket ediyor demektir. Onun bu hareketi bize bir örnek olarak ve hayvanlara karşı yumuşaklıkla muamele etmeyi öğretiyor. Bunu böyle görmek gerekir. Yoksa hadisleri reddedip de bu şekilde fitne çıkaran, fitne insanların dediği gibi sadece bu amel yüzünden, yani bütün hayatı berbatsa bir adam bu amel yüzünden cennete gidip gitmeyeceği tartışma konusu olabilir. Ama diyelim ki diğer hayatında da düzgündür, en azından başkasına zararı yoktur. Kul hakkına girmiyordur. Farzları elinden geldiği kadar yapıyordur. Daha fazla bir ameli yoktur. Bu köpeğe bu merhametinden dolayı Allah ona cenneti ikram etmiştir. Olabilir yani. Evet. Hayırlı geceler Sayın Hocam. Kısa zaman önce kaza geçirdim. Bacağım kırıldı. Platin taktılar. Sigorta şirketleri beni arayıp para alabileceğimi, eğer bu parayı almazsam sigorta şirketine kalacağını söylüyorlar. Bu paranın, lakin dini yönden parayı almamızın sıkıntısı var mı diye soruyor. Bu sigorta şirketi derken sigorta şirketi nereden alıp verecekler? Yani kendilerinden verecek. Muhtemelen dava açacaklar. Sigorta şirketinden bu parayı alacaklar. Şimdi sigorta ile yaptıkları daha önce bir anlaşma, sözleşme varsa tabii ki sözleşmenin gereği neyse onu yapmak kendileri için caizdir. Ama böyle bir şey yapmaları caiz olmadığı halde çeşitli evrakları düzenleyerek hakkı olmadığı halde böyle bir parayı almaları o takdirde caiz olmaz. Kısacası sigorta şirketi ile yaptıkları sözleşme gereğine göre para almaları hakları ise bunu alabilirler. Sakınca yok. Karşılıklı anlaşmaya bağlı. Tabii, evet. Sayın Hocam, internette
Safer ayının ilk çarşamba ve son çarşamba günü kılınacak namaz bilgisi yazmakta evet. Doğru mudur? Böyle bir namaz var mıdır? Şimdi Safer ayı ile ilgili ilk çarşamba, son çarşamba şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız efendim şöyle sevap kazanırsınız, böyle bilmem ne olur, öyle bir rivayetin olacağını tahmin etmiyorum. Ta baştan bu rivayetin uydurma olduğu belli durur. Dolayısıyla Safer ayı ile ilgili filan günü ile ilgili böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Yok, evet. Evet. Sayın hocam, bir öğrencim eczanede çalışırken hınzırın yağından krem yaptıklarını söyledi. Evet. Domuz yağından. Başka evet. bir öğrencim de kalp ameliyatında domuz derisinden veya başka bir uzvundan faydalanıldığını söyledi. Tedavisi için hınzırın yağından, derisinden diğer uzuvlarına faydalanabilir mi diye sormuş. Şimdi yani haramla tedavi olunur mu? Şimdi şu var. Bir defa domuzun yağından ya da efendim organlarından istifade edilebilmesi ancak başka çare yoksa belki düşünülebilir. Başka çaresi yoktur, ilacı yoktur. Domuzun o organı kullandığı zaman şifa bulacaktır ya da efendim ölümden kurtulacaktır. Böyle bir durum varsa domuzdan ancak istifade etmek caiz olur. Mesela diyelim ki kalp kapakçığı değişecek bir adamın. Kalbi hasta. Mutlaka ameliyat olması ve kapakçığının değişmesi gerekiyor. Doktorlarımız diyorlar ki kalp kapakçığı plastikten yapılıp takıldığı zaman belli süre sonra bu kapakçığı değiştirmek gerekiyor. Yani daimi değil. Ama domuzdan alınıp da insana takıldığı takdirde ömür boyu garantisi vardır diyorlar mesela. Böyle bir durumda domuzun o organdan istifade edilebilir. Ama efendim elimde bir sızı vardı, çatlaktı. Domuz yağını kullanırsam geçer, öyleyse kullanayım. Böyle basit şeyler için, ciddi olmayan efendim rahatsızlıklar için domuz yağından istifade etmek caiz değil. Artı bu gibi şeylerin tedavisinde domuz yağının dışında başka çareler de var, alternatifler de var. Başka çareler varsa ne olursa olsun domuzun hiçbir şeyinden istifade edilmez. Domuz tümüyle necis ve haram kılınmıştır. Bu ümmetin imtihanıdır. Buna ölüm noktasında mecbur kalınmadıkça bundan istifade edilmez. Eyvallah. Evet. Hocam bir izleyicimiz daha önce de sormuştu ama evladı affetmem babaya nasıl hitap ederiz diye. Şimdi affetmesi için bir şeyler söyler misiniz hocam? Yani babanın, annenin hani istemedi birisiyle evlendi ama hani bunu affetmenin ecri nedir? Şimdi bu arkadaşımız gece seherde kalkacak, taze abdest alacak, namaz kılacak, istiğfarda bulunacak ve dua edecek. Anne babaya ne önerirsiniz affetmeyle ilgili? Anne yani baba, affetmenin ecri nedir? Anne babanın da lüzumsuz yere inat olmamalarını tavsiye ederiz. Bir inadın da bir sınırı vardır. İnadın da bir raconu vardır hani diyorlar ya. Böyle lüzumsuz yere de inadı sürdürmeleri doğru değil. Ama o evlada özellikle hatırlatacağımız şey seherde kalkıp dua etmesi. Evet, anne baba da affetsin artık. Seher tabii. İbadeti, seher zikri, seher istiğfarı, seher duası diğer saatlere benzemez. Eyvallah. Anne babaya da affetmesini öneririm. Seherle sihir aynı harflerden meydana gelir. Seher ve sihir kelimeleri. Öyleyse seher vakti büyüleyici vakittir. O vakitte bol bol dua etmek o lazım. O vakitte ibadet de, zikir de, dua da büyüleyici etkiye sahiptir. Bunu yabana atmamak lazım. O saatleri uykuyla, tembellikle geçirenler çok şey kaybediyorlar demektir. Eyvallah. Sen hocam yine Safer ayı ile ilgili bu ayda ne tür ibadet yapmalıyız? Böyle bir ibadet yok dediniz zaten. Müslüman her evet. gün hangi ibadetler yapması gerekiyorsa Safer'de de öyle devam eder. Evet. Evet. Nahl suresi 61. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor ayette. Hal böyleyken kader nasıl yazılır ve Müslümanlar kaderin dışına çıkamaz ve nasıl olur da dua kaderi değiştiremez diyor. Kaç defa anlatacağız bunu? Yani. Kader değişmez. Kaderin değişmesi demek Allah'ın ilminin yetersizliğini söylemek anlamına gelir.
Bu da son derece hatalı bir şeydir. Evet. Allah ezelde bizim insan olarak kendi irademizle neyi yapacağımızı biliyordu. Neyi yapacağımızı yazdı. Yoksa sen şunu yapacaksın diye emrederek yazmadı. Eyvallah. Bunu izah ettik az önce. Bankanın 3 senede bir verdiği promosyon helal mi Sayın Hocam diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi bunda ilke şöyledir. Maaşı alan kişi bir de veren kişi, öyle diyelim. Mesela devlette memur, devlet memuru gibi. Ya da A firmasının 15-20 tane iş yeri vardır. 15 bin tane işçi çalıştırıyordur. Bir de o firmanın bir de kendine özel bir bankası vardır. O işçiler, yani aynı firmaya ait işçiler, o firmaya ait bankadan promosyon alıyorlarsa, bu promosyon değil, o firmanın o çalışanlara yaptığı cüz'i bir zam gibi kabul edilir. Mesela devlet kendi memuruna devletin kendi bankasından promosyon veriyorsa, bu şu demektir. Mesela 1500 lira alan bir insana aya böldüğüm zaman mesela 100 liralık bir promosyon düşüyorsa, 1500 liralık maaşını 1600 liraya çıkararak zam yapmış kabul ederiz. Dolayısıyla aynı firmaya ait işçi, aynı kuruma ait firmaya ait bankadan bunu alıyorsa, maaşa zam yapılmış gibi bunu alıp yiyebilir. Ama işveren birisi, memur, kendi memuru, araya üçüncü bir kurum giriyorsa, promosyonu o veriyorsa, mesela devlet bankası devlet memuruna değil de başka bir banka özel devlet memuruna veriyorsa, bu durumda o promosyonu biz bankanın verdiği hediye kabul ederiz. Hediye deyince caizdir anlamayacaksınız. Caiz değildir hediye. Caiz de olabilir, olmayabilir de. Neye göre değişir? O hediyeyi veren kurumun kazancına göre değişir. Kazancı haramdan geliyorsa verdiği hediye de haramdır. Kazancı helalden geliyorsa onun bir ikramı kabul edilir. Ona da bir şey denmez. Eyvallah. Evet. İzleyicimiz, zararlı olan bir kedinin katli caiz midir? Halk arasında kedi öldürmek pek iyi sayılmaz. Acaba şimdi nedir diye sormuş. Mümkün olduğu kadar hayvanları öldürmeyeceğiz. Hı-hı. Bu bir. Ama diyelim ki hastalık gibi, efendim kuduz köpek gibi, kuduz hayvanlar gibi başkasının hastalanarak ölmesine vesile olacak bir hastalık yayıyorsa ya da başka türlü insanlara zarar vermesi düşünülen bir hayvansa, her zararlı öldürülür diye bir kaide vardır. Bunlar da o sınıfa dahil oluyorsa tabii ki uyutulabilir. Veterinerlerin kullandığı bir isim vardır, uyutulabilir diye. Bu hayvanlar o şartla uyutulabilir, yoksa mümkün olduğu kadar hayvanları öldürmemek gerekir. Evet. Evet. Hata en olmaz şey, istemeden çocuk düşürmenin cezası var mıdır hocam diye sormuş bir izleyicimiz. İstemeden çocuk düşürmek nasıl olur? Yani gurre bağısında kasten ya da hatayen olmaz, fark etmez deniliyor. Hı hı. Yani istemeden çocuk düşürmenin cezası var mıdır diye sormuş. İstemeden çocuk düştüyse bir kazaya uğramış ve düşürmüştür. Onun gurresi olmaz. Hı hı. İsteyerek düşürüldüyse, hı hı, yani şöyle diyelim, hamile kadın istemediği halde bir başkası kadına eziyet ederek düşürdüyse, o zaman tabii ki bunun cezası vardır. Kadın kendi isteyerek düşürdüyse, hı hı, bunun da cezası var. Ancak şu var, cezayı veren ile alan aynı kişilerse, alacak olan aynı aile ise, öyle diyelim, bu durumda cezadan söz edilmez. Çünkü o aile ceza alsa da yine o aileye harcayacaktır. Dolayısıyla alanla onu harcayacak olan aynı aileden oldukları için onun sözünü etmiyoruz. Hı. Ama yabancı birisi, o aile dışından birisi kadına eziyet etmiş de, bu darbe olabilir, sözle onu üzerek düşürtmüş olabilir ya da ilaç içirmek suretiyle bunu yapmış olabilir ya da ameliyatla bunu yaptırmış olabilir. Her neyse, yapan kişi
isteği dışında çocuğunu alan kişiden alacaklı olur. Ve bu gurre diye bir cezadır. Gurre diye bir isim verilir. Gurre tam insan diyetinin 1/20 kadardır. Mesela tam insan diyeti zamanımız fiyatlarıyla diyelim ki 250 bin lira tuttuğunu düşünelim. 1/20 ne yapar? 12.500 lira bir para yapar. Öyleyse düşüren kişi, çocuğu düşüren aileye bu parayı ödeyecektir. Yani 12.500 olmaz da belki 15.000 olur, belki 10.000 olur. Piyasadaki eşya fiyatlarına göre bu değişir. Böyle bir cezası var. Evet. Ölmüşlerimiz için en makbul hayır dua sadaka nedir Sayın Hocam diye sormuş bir izleyicimiz. Şöyle diyelim, sevap kazandıran her şey, aklınıza ne geliyorsa, sevap kazandıran her şey işlenip sevabı ölülere bağışlanabilir ve sevabı ölülere ulaşır. Bu hatim indirmekten tutun, sadaka vermeye, hayır hasenat yapmaya, herhangi bir salih amel işlemeye, kurban kesmeye kadar varabilir. Bunların sevabını yapan kişi geçmişteki ölülerine bağışlarsa ölüler bundan istifade ederler. Okunan Kur'an-ı Kerim'den ölü istifade etmez diyenler var. Onlara İbn-i Teymiye'nin bir sözünü hatırlatmak isterim. İbn-i Teymiye der ki, okunan Kur'an'dan ölü istifade etmez diyenler cahil, zındık ve bid'atçıdırlar diyor. Evet. Evet, bir izleyicimiz bir haber kanalında, bir televizyon kanalı haberde izlerken bir vatandaş çok sevdiği keçisi boynuzu kırılmış, tedavisi için hastaneye gitmiş. Sonra veteriner hekimle yönlendirme üzerine ilgilere gitmiş. Keçi işte verilen bir ilaçtan dolayı ölecekmiş. Adam da keçisini insan defneder gibi defnedip üzülmüş. Yani herhalde defnetmiş. Onu kesip etini yiyecekti. Ha, onu diyor yani insan, yani biz hayvan sevgisini çok mu abartıyoruz? Çok abartıyoruz. Şu gülünç bir şeydir yani. Gülünç bir şeydir. Onu da çocuğuna söylemiş de çocuğu, baba tabii adam haklı, işte sevdiyse böyle yapar filan demiş. Öyle şey yok. Sevginin de bir sınırı vardır ya da bir şekli vardır. Bu şekilsiz bir sevgidir bu. Nasıl ki insan öldüğü zaman kesip yemiyorsak, hayvan da öleceği zaman gömülmesi, cenaze namazının kılınması, kefenlenmesi, bunlar gülünç şeylerdir. Evet. Hocam ne demiş? Namazda Ayet-el Kürsi'nin ardından Amin Resulü okundu mu demiş ama. Bir izleyicimiz hocam. Evet, bunu okuyayım. 13 yaşındayım, namaz kılmak istiyorum ama kendimi hazır hissetmiyorum. Ne yapmalıyım? Buluğa ermiş mi ermemiş mi? Bir. Evet. Buluğa erdiyse mecburen kılacaktır. Kendimi iyi hissetmiyorum, o şeytandan gelen kötü bir histir. Onu def edecektir ve inadına namaz kılacaktır. Buluğa ermedi ise, düzensiz bile olsa kendisini namaza alıştırmalı ve kılmaya çalışmalıdır. Evet. Evet. Hocam, Allah'ın sevdiği en çok tövbe estağfurullah hangisidir? Yani tövbe kelimesi hangisiyle yalvaralım, yakaralım diye sormuş. Şimdi Seyyidül İstiğfar denilen bir dua var. Seyyidül İstiğfar. İstiğfarların en üstünü anlamına gelir. Burada seyircilerimize şunu tavsiye edelim. Peygamberimizin zikirleriyle ilgili bir kitap alacaklar. Piyasada var Allah'a şükür. Tercümeleri de var. Çok güzel kitaplar var. Peygamberimizin zikir ve dualarıyla ilgili bir kitabı alacaklar. Onu okuyacaklar. Ve mümkün olduğu kadar o zikir ve duaları ezberleyip yapmaya çalışacaklardır. İstiğfar bahsine o kitaplardan bakarlarsa, Seyyidül İstiğfar nedir? İstiğfarın kıymeti nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde kaç defa istiğfar getirirdi? Bunların hepsini orada görürler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 70 ila 100 defa istiğfar getirirdi. Evet. Peygamberimiz bu Aleyhisselatü Vesselam'ı bu günlük zikirlerinden idi. 70 ila 100 defa istiğfar getiriyordu. İstiğfarı da en makbul vakti yine seher vaktidir. Yani imsak vaktinden önceki saatlerdir. O zamanı kaçırmayacağız değil mi hocam dediğinize göre? Ayet-i kerimelerde olsun, hadis-i şeriflerde olsun, seherlerde istiğfar özellikle çok tavsiye ediliyor.
Bir izleyicimiz öylesine bile olsa kahvehane oyunlarını oynamak, yani okey, ama satranç gibi doğru olur mu Sayın Hocam diye soruyor. Öyle bile olsa ne demek? Yani şöyle hani kumar ya da parayla değil de hani arkadaşlar arasında oynamak. Şimdi bazı oyunlar vardır, kumara götürücüdür. Kumara götürmeye müsaittir. Bazı oyunlar vardır, kumara götürmeye müsait değildir. Kumara müsait olmayanlara, olmayanlar ile oynamak, arada kaybedenin kazanana bir şey vermesi şart edilmeksizin oynanırsa bu mubahtır, caizdir. Ama kumara alet edilmeye müsait olan oyunlar, mesela tavla, misal zar oyunları, şans oyunları, misal bunlar kumara alet edilmese bile bunları oynamak caiz değildir. Diyelim ki iskambil oyunları, kumara alet edilmeye müsait oyunlardır. Müsait oyunlar. En azından yenilen çay parasını öder deseler, misal, bu kumardır ve caiz değildir. Evet. Kumara müsait olmayanlar ise, mesela satranç gibi, bu gibi oyunları da eğer yenilen yenene şunu verecektir, masrafı çekecektir gibi bir şartla oynarlarsa, o da kumara dönüşür ve caiz olmaz. Bir şey daha ekleyeyim. Mesela usta oyuncular arasında çok uzun süren oyunlar vardır. Öyle bayağı uzun sürüyor yani. Öyle ki tek oyun saatler sürebiliyor. Bu insanı gaflete sevk eder. Hatta bu arada namaz vaktini de geçittirir. Bu oyun asıl itibariyle mübah bile olsa, caiz bile olsa, bu vaktin israfından dolayı ve namaz geçirtmesinden dolayı caiz olmaz. O da haram olur. Evet. Evet. İzleyicimiz rüyada beni çok korkutuyorlar hocam. Ne yapmalıyım uykumdayken, rüyamdayken diye. Bu kişi abdestli yatsın. Ayet-el Kürsi'yi okusun. Muavvizeteyn, kul auzu bi rabbil felak, bi rabbin nas ayetlerini okusun. Surelerini okusun. Artı Ra'd diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Onu okusun ve kendisi okumaya müsait değilse birisi okusun ona üfleyerek yatsın. Evet. Seherde mutlaka kalksın. Abdest, namaz, tevbe, istiğfar ve dua etsin, bu geçer. Evet. Evet. Bir izleyicimiz, ben Şafii mezhebi mensubuyum hocam. Eşim de Hanefi mezhebine mensup. Aramızda nasıl bir çözüm olabilir? Ayrıca çocuklarımız şu anda hangi mezhebe göre amel etmeliler? Hayırlı akşamlar. Bu problem değildir. Evet. Aralarında anlaşsınlar, birine karar versinler. Çok da problem değil bu. Evet. İzleyicimiz Safer ayı bela ayı mıdır? Demiş, onu daha önce açıkladık değil Safer diye. Safer ayı bela ayı değildir. Hiçbir ay bela ayı değildir. Maç seyretmek, fanatik olarak takip etmek doğru mudur? Vaktin boşa gitmesi olmuyor mu hocam diyor. Şimdi zamanımızda müzik ve spor, özellikle ismini belirterek söylüyorum, fanatik derecede arkasına düşülürse dinleştiriliyor, din haline getiriliyor. Evet. Bundan sakınmak gerekir. Eyvallah. Evet. Hocam programımız sona erdi. Evet. Benim işaretleri. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.